Sayın Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel, nöbetçi grup başkanı olarak, grup başkan vekili olarak günlük basın açıklamasını, basın toplantısını bugün Antalya programı nedeniyle burada bulunması nedeniyle il başkanlığımızda buradan yapacak. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Başkanım buyurun. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Dün Kemer'de ve Kumluca'da çalışmalarımızı yaptık. Bugün Serik ilçe başkanımızın babasının vefatından dolayı öğleden önceki programımızı iptal ederek cenaze törenine katıldık. Bugün öğleden sonra il başkanımızla, değerli milletvekillerimizle birlikte Antalya'da olacağız ve iki günlük bu Antalya programımızı tamamlayacağız. Ben il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza göstermiş oldukları el sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz birbirleriyle ve örgütümüzle, yerel yönetimlerimizle uyum halinde verimli çalışmalar yapıyorlar. Biz Antalya'nın sorunlarını, hem pandemi sırasında turizmcilerin sorunlarını, hem iklimle ilgili yaşanan sıkıntılardan, ihracatla ilgili yaşanan sıkıntılardan dolayı tarım sektörünün sıkıntılarını milletvekillerimizden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sık sık basın toplantılarıyla bizlerden talep ettikleri sözlerle, araştırma önergeleriyle yıl boyunca dinledik. Burada bulunduğumuz süre zarfında da hem milletvekillerimizin hem örgütümüzün vatandaşın sorunlarını meclis gündemine taşımasından Antalya halkının duyduğu memnuniyeti de teyit ettik. Bizlerden olan talepleri, seslerinin duyurulması ile ilgili toplumun çeşitli kesimlerinin taleplerini de not aldık. Önümüzdeki dönem bayramdan sonra meclis çalışmalarına salı gününden itibaren yeniden başlayacak. Antalya milletvekillerimizle birlikte bu meseleleri de ülke gündemine taşımaya devam edeceğiz. Ben tüm milletvekillerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın basın mensupları, bugün bir süredir memleketimizin, vatandaşlarımızın esas sorunlarını, ülkenin yakıcı problemlerinin konuşulması yerine bir başka gündemin Türkiye'ye dayatılmaya çalıştığını görüyoruz ve buna esastan itiraz ediyoruz. İktidar partisi her gün bir başka seçilmişe, bazen atanmış bakanlara ağzıyla, bazen atanmış bürokratlara ağzıyla, bazen grup başkan vekillerinin ağzından, bazen de doğrudan genel başkanlarının ağzından hakaretler etmeye, hatta küfürler etmeye devam ediyor. Bayram boyunca iktidar partisi mensuplarının küfre varan hakaretlerini vatandaşlarımız ibretle takip ettiler. Bunun bir tükenmişlik göstergesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksa bir iktidar partisi muhalefete muhalefet niye etsin en başta? İktidar partisi iktidar eder, muhalefet onları eleştirir. Ama iktidar partisi ve küçük ortağı doğrudan ana muhalefet partisini ve diğer muhalefet partilerini eleştiren, onlara muhalefet eden bir pozisyona kendini konumlandırdı. Biz bundan memnunuz. Muhalefet edilen bir muhalefetin iktidarı yakındır. İktidar işi gücü bıraktı, yaptıklarını yapacaklarını anlatmak yerine muhalefeti eleştiriyorsa o kendisini artık muhalefette pozisyonlandırıyor demektir. Ve psikolojik iktidar el değiştirmiş demektir. Psikolojik iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Psikolojik iktidar Millet İttifakı'ndadır. Siyasi iktidarın el değiştirmesi için de gün saymaktayızdır. Bunun vatandaşlarımız tarafından böyle algılanmasını, bize gönül veren, bizim sözümüze değer veren, bize oy veren, bizden umudu olan vatandaşlara da iktidarın küfürleri ve kutuplaştırma siyasetinin bilinçli ve çaresizce yaptıkları bir tercih olduğunu söylemek gerekiyor. Umudun siyasetini yapamayanlar korkunun, saldırının, küfrün siyasetini yapmaktadırlar. Bunu bu şekilde not ediyoruz. Onlar küfrederken ülkede neler oluyor diye bakarsanız, onlar küfrediyor, ülkede zam oluyor. Onlar hakaret ediyor, ülkede zam oluyor. Onlar en sert şekilde gerilimi yükseltiyorlar, ülkede de fiyatlar yükseliyor. Onlar fiyatların yükseldiği konuşulmasın diye gerilimi yükseltiyorlar. Onlar hayat pahalılığı konuşulmasın diye
tansiyonu yükseltiyorlar. Onlar vatandaş isyan etmesin diye küfürle ve saldırıyla bunu bastırmaya çalışıyorlar. Bunu bütün vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Türkiye'de enflasyon rakamlarını belirleyen bir kurum var. TÜİK. Normal resmi kısaltması Türkiye İstatistik Kurumu. Ama gerçek kısaltması Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumudur. Verdiği rakamların tamamı manipüle edilmiş ve o rakamlar baz alınarak verilecek zamlar emekliye, memur emeklisine, işçi emeklisine verilmesin diye. Sendikalar bu enflasyon üzerinden hesap yapıp yeni hak ettikleri zamları talep etmesin diye sürekli fiyatları manipüle eden bir istatistik kurumuyla karşı karşıyayız. Onlar bulgurun fiyatı yerine pimpon topunun fiyatı ile ilgileniyorlar enflasyonu belirlerken. Onlar belli vatandaşın canını yakan fiyatlar yerine kimsenin umrunda olmayan ve artmayan fiyatları endekslerine dahil ederek enflasyonu manipüle ederek aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu yıllık enflasyonu %69.97, %70 olarak açıkladı. Bu resmi rakam az değildir ama yalandır. Gerçekte değildir. Türkiye'de gerçek enflasyonu hesaplayan bağımsız bilim adamlarından oluşan enflasyon araştırma grubu ENAG bir yıllık enflasyonu %157 olarak ilan etmiştir. Ben Antalya'nın Kemer'inde Kumlucası'nda girdiğim çıktığım esnaflara, oradan alışveriş yapan vatandaşlara sorduğumda enflasyon TÜİK %70 diyor. Geçen sene 100 liraya aldığınız, doldurduğunuz fileyi bu sene kaça dolduruyorsunuz deyince 170 lira diyen bir kişi çıkmadı. 200 lira, 250 lira, 300 lira diyorlar. Fiyatlar 1'e 1,5, 1'e 2, 1'e 3 oranında artmıştır. Ve bugün gerçek enflasyonu ortalama gerçek enflasyonu %160 olarak belirleyen ENAG'ın rakamları TÜİK'i rahatsız etmektedir. Ve bayramdan sonra hazırladıkları bir yasa tasarısıyla birileri TÜİK'in açıkladığı rakamları açıklayacaksa önce TÜİK'e başvuracak, yolunu, yöntemini, rakamını söyleyecek, izin alırsa açıklanabilecek diye adeta enflasyon hesabına da sansür uygulayan bir düzenlemenin peşindedirler. Mızrak çuvala sığmamaktadır. Bugün tüketici fiyatına TÜİK %70 demektedir. Bu bile, bu resmi rakamlar bile şunu ortaya koymaktadır. Tayyip Erdoğan, biz iktidara geldiğimizde yüksek enflasyon vardı, biz düşürdük demiyor muydu? Geldiğinde üçlü koalisyondan Başbakan Ecevit'ten devraldığı enflasyon %29'dur. Duyduk, duymadık demeyin. Tayyip Erdoğan'ın yarattığı algıya baksanız sanki çok yüksek bir enflasyonu kendisi düşürmüş diye ifade ediyor. Oysa ki Tayyip Erdoğan 20 yıl önce aldığı %29'luk enflasyonu bugün %70'e çıkarmıştır. O da TÜİK rakamları üzerindendir. Eskiden toptan eşya fiyatı dediğimiz, bugün üretici fiyat endeksi dediğimiz endeks Tayyip Erdoğan geldiğinde 30'du. Tüketici 29, o 30'du. Toptan eşya fiyat endeksi, bugünkü adıyla üretici fiyatları endeksi %30'dan %121'e çıkmıştır. Bugün gelinen nokta tüketici fiyatlarında son 22 yılın, üretici fiyatlarında son 36 yılın zirvesindeyiz. Enflasyonda Tayyip Erdoğan kendinden önceki üçlü koalisyonu falan değil, Tansu Çiller'in yüksek enflasyon dönemini yakalamıştır, geçmiştir. Tansu Çiller'in %115'lik toptan eşya fiyatını Tayyip Erdoğan hükümetleri şu anda %121'e getirmiş durumlardadır. Ve enflasyonda %90'lardayız. Tansu Çiller'in Cumhur İttifakı'na verdiği destek boşuna değildir. Her içinde bulunduğu dönemde bir krizle bulunduğu hükümetleri şarampole yuvarlayan Devlet Bahçeli, bugün Tansu Çiller'i aratmayan enflasyonu yakalamış Recep Tayyip Erdoğan ve Tansu Çiller'in yeni ittifakının adı olsa olsa
enflasyon ittifakıdır. Bu ittifakların sembolü de vatandaşın unuttuğu enflasyon canavarının resmidir. Bugün Tayyip Erdoğan ve ekonomiyi emanet ettiği Nurettin Nebati sınıfta kalmıştır. Nebati Ocak ayında enflasyon %50'de pik yapacak, oradan düşüşe geçecek demişti. Üstünden 3 ay geçmeden bunun gerçek olmadığı, Ocak'tan sonra Şubat, Mart, Nisan derken %70'i bulduğumuz ortadadır. Toptan eşya fiyatlarına baktığınızda bu enflasyonun süreceğini de hepimiz birden görmekteyiz. Dün çıkmışlar, enflasyon hepimizin ortak meselesi diyorlar. Enflasyon düşük gelir seviyesindekinin meselesidir. Orası için yakıcıdır. Dün DİSK'in yayınladığı bir araştırma var elimizde. DİSK diyor ki en düşük gelir grubu için gıda enflasyonu %131. Emekliler için gıda enflasyonu %113. En yüksek gelir grubu için gıda enflasyonu %65. Yani Nurettin Nebati enflasyon hepimiz için sorun diyor. Ama böyle beşli çete için, krema tabaka için, Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve onun etrafındaki mutlu zümre için enflasyon sorun değildir. Enflasyon fakir fukara için, garip güraba için, düşük gelir seviyesindeki insanlar için büyük sorundur. Zaten sokaktaki yangın, mutfaktaki yangın, pazardaki yangın tamamen bununla ilgilidir. Saray rejiminin sevdikleri, Erdoğan'ın kıymetlileri kendilerini krizden İki maaşla, üç maaşla korumaktadırlar. Geçtiğimiz bir ay boyunca her şey zam gördü. Bir aydaki zamlar, örneğin kuru soğan için %69, kıvırcık için %45, domates için %42, patates için %41, toz şekerde %36, dolmalık biberde %34, sarımsakta %34, muzda %28, doğalgazda %27, tavuk etinde %27. Bunlar bir yılda olsa baş edilmez rakamlar, son bir ayda zam aldı. Son bir ayda başka kim zam aldı? Örneğin Türk Hava Yolları huzur hakkı %190 zam aldı. Son bir ayda kimler zam aldı? Hepimizin maaşlarıyla geçinen iletişim başkanının görev yaptığı ikinci maaşını aldığı Borsa İstanbul Yönetim Kurulu zam aldı. Bakanların, bakan yardımcılarının, eski milletvekillerinin, eski bakanların ikinci, üçüncü maaşlarını aldıkları Kızılay zam aldı. Ama kim zam almadı? Bir tek emekli zam almadı, bir tek asgari ücretli zam almadı. Aralık ayında emekliye TÜİK'in makyajlı rakamları üzerinden 3 kuruş zam yaptılar. Asgari ücretliye geçen yılın enflasyon farkını verdiler ama o fark geçtiğimiz 4 ayda ortadan kalktı. Buradan çağrımız şudur. Bütün sendikalar ayağa kalkmalı, hükümeti masaya davet etmelidirler. Tayyip Erdoğan bunun konuşulacağı zaman Aralık ayı diyor. O gelip tıpış tıpış o masaya oturacak, asgari ücretin enflasyon farkını verecektir. Bunu vermek zorundadır. Bunu vermediği takdirde büyük bir infial, büyük bir yoksulluk kapıdadır. Türkiye'de asgari ücret temel ücret olmuştur, yaygın ücret olmuştur. Bu noktada sendikaların da sesini yükseltmesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın da enflasyon farkını vermek üzere sendikalarla birlikte oturup hesabı kitabı yeniden yapması gerekmektedir. Emekli maaşına zam yapılmaksızın işçi emeklisine, memur emeklisine ve emekçilere zam yapılmaksızın bu krizin altından hiçbirinin kalkması mümkün değildir. Dün yine TÜİK'in açıkladığı bir rakam, TÜİK rakamları içinde de olsa durumun vehametini ortaya koymaktadır. Toplumun en yüksek gelire sahip %20'lik kısmı toplam gelirden %47 pay almaktadır. Yani toplumun beşte birlik zenginleri toplam paranın yarısını alıyorlar pastanın. Ama toplumun en fakir %20'si
Toplam pastanın %6'sını alıyor. Bir yerde %47, bir yerde %6. Bu Türkiye toplumunun nasıl bir gelir adaletsizliğiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. Ve bir an önce bu sorunlara hem hükümetin, onlar el koymuyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Biraz önce emekli vatandaşlarımızla konuştuğumuzda onlar da Çalışma Bakanı'nın Kadir Gecesi'nde Bayburt'ta söylediği bir sözü hatırlatıyorlar. Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs'ta emekçilere müjde verecek demişti. Emekçilere verilecek müjde elbette emeklilere de yansıyacaktı. Bugün günlerden 7 Mayıs, Erdoğan'ın müjdesinden herhangi bir eser yok. Çalışma Bakanı'na sözünü hatırlatıyoruz. Bayburt'ta 1 Mayıs'ta müjde var demiştiniz. Bu müjde nedir? Niçin açıklanmamaktadır? Vaz mı geçilmiştir? Yoksa bu gecikmenin sebebi nedir? Bunu bütün emekçiler ve bütün emekliler adına soruyoruz. Ve şimdi tutturmuşlar 2053 hedefleri, 2071 vizyonu. Böyle bir şey bıçağın kemiğe dayandığı vatandaşlarımız açısından beklenecek, umut bağlanacak tarihler değil. Umut verdiğiniz 2023'teki hedeflerinizin arkasını harama, hesabını sorma zamanıdır. Ne demiştiniz 2023 için? Gayri safi yurt içi hasıla 2 trilyon dolara çıkacaktı. Kaç oldu? 720 milyon dolar. Yani 2023 hedeflerinin 1/3'ünde bile değil. Ne demişlerdi? Türkiye 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girecek. Bunlar geldiğinde 18. sıradaydık. Bir ara 17. 16. sıraya yükselir gibi olduk. 2002-2007 arası. Ama bugün 21. sıradayız. Türkiye'yi ilk 10'a sokacağız diyenler ilk 20'nin dışına düşürdüler. Türkiye'yi bir alt lige düşürdüler. İlk 10'un içinde olacağız. 9.luk, 8.lik hayal değil diyorlardı. Geldiklerinden 3 sıra gerideyiz. Daha da gerilere düşmemiz an meselesidir. Kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolar olacak diyorlardı 2023'te. Bugün kişi başına düşen milli gelir 8.538 dolar. Ve son 4 yıldır, 5 yıldır sürekli geriye giden bir noktadayız. Ve vatandaşlarımızın 20 bin dolar vaat eden AK Parti'den 12 bin dolar alacağı vardı kişi başına milli gelir açısından. İhracat 500 milyar dolar olacak diyorlardı. İhracat rakamlarıyla övünüyorlar. Bugün ihracat 240 milyar dolar seviyesindedir. 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşabilmiş noktada değil. Bugün gelinen noktada Türkiye'de bir önemli sorun daha gündemde. O da geçici sığınmacılar sorunu, göçmenler, düzensiz göçmenler sorunu. Burada ülkemizin en büyük sorunlarından biri olarak değerlendiriyoruz sığınmacı sayısının fazlalığını. Burada iki yanlışın arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru çizgisini muhafaza etmek ve vatandaşımızın sahiplenmesine kıymet vererek bu çizgimizi korumak ve tahkim etmek durumundayız. Bir tarafta faşizme kayan bir yabancı düşmanlığı, ırkçı söylemler, diğer tarafta iktidar partisinin vurdum duymazlığı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat bir parti olarak ırkçılık temelli yabancı düşmanlığı yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi göçmenlere karşı değildir ama göçmen yaratan yanlış politikaların düşmanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi sığınmacıların karşısında değil, sığınmacı yaratan politikacıların karşısındadır. Bunların en başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün bu ülkede bulunan her bir sığınmacının müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan ve onun hatalı politikalarıdır. Atatürk, Türkiye'yi yöneteceklere,
komşunun iç işlerine karışma derken Suriye'nin içini karıştırmayı marifet bilen Erdoğan'ın sorunudur. Erdoğan'ın yarattığı sorundur. Suriyeci sığınmacılar sorunu. Atatürk, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol derken 3 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyenler Suriyeli sığınmacıların bir numaralı müsebbibidirler. Atatürk, komşularında devlet dışı unsurları muhatap alma, seçilmiş hükümetlerle ilişki kur derken Özgür Suriye Ordusu diyenler, Eğit Donat Yollar Savaşsın diyenler bugün Suriye'deki kaosunda Türkiye'deki Suriyelilerin de bir numaralı sorumlusudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurarak, yani nasıl Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı vardır ve işlemektedir, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurarak başta Suriye'ye, Orta Doğu'ya barış getirmeyi vaat ediyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 gün önce biz Suriyeli sığınmacıları hızla ve davulla zurnayla yollayacağız dediğimizde biz göndermeyeceğiz, var mı diyeceğiniz diyen Erdoğan, vatandaşın tepkisinden sonra şimdi 10 bin biriket evden yıl sonuna kadar 100 bin kişi olmasından, biriket evleri yapınca onların oraya gitmesinden bahsediyor. Siz Esad'la oturup anlaşmazsanız, başta Birleşmiş Milletler, dünyadaki uluslararası örgütlerin elini taşın altına sokmazsanız, onlara kardeşim bu bizim sorunumuz olduğu kadar sizin sorununuzdur, Avrupa Birliği ile Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı anlaşmada ne Avrupa Birliği sözünü yerine getirmiş, ne şartlar o günkü şartlar olmuş, o hedefler tutturamamıştır demezseniz. Bakın bu kapılar açılır, bu sığınmacılar Avrupa'nın en önemli sorunudur, aklınızı başınıza alın demezseniz, doğru bir müzakere masası kurmazsanız bu sorun çözülmez. Esad'la hangi inatla görüşmüyorsunuz? Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbesinin sponsoru diyordunuz. Gazetelerinizde şerefsizler diye resimlerini yayınlıyordunuz. Gittiniz el ele, göz göze, diz dize dolarcıklar için anlaşmalar imzaladınız. Ne değişti, 15 Temmuz'un finansörü değiller mi? Burada Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı kıtır kıtır kestiler, asitlerde erittiler, çantalara doldurup götürdüler. Diyordunuz ki Kaşıkçı'nın çocuklarına karşı olduğumuz kadar onların yüzüne bakamayız Kaşıkçı ailesinin. Kendi evlatlarımıza kadar sorumluluktur. Bu cinayetin çözülmesi, sorumlularının cezalandırılması kendi çocuklarımızın nasıl bir dünyada yetişeceğini gösterecektir. Nasıl bir dünyada yetişecekmiş? Kendi evladına sarılmadığın gibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne sarıldın daha bir hafta önce. O sarılmanın anlamı nedir? Ekonomik krize düşmüş, Suudi Prens'e sarılarak çıkış arıyor. Peki Esad'la görüşmek, Suudi Prens'e sarılmaktan, darbeci Birleşik Arap Emirlikleri dedikleriniz, şerefsiz olarak nitelendirdiklerinizle anlaşma imzalamaktan daha mı zordur? Ama Esad'la sorun zihnin çok derinlerindedir. Çok daha başka bir yerden, çok daha yapısal bir yerden Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'yi yöneten iktidarın Esad'la problemi vardır. Bu yaklaşım sürdürülebilir değildir, Türkiye'nin menfaatine değildir. Esad'la oturulacak, konuşulacak, barışılacak, Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den gerekli fon alınacak, oradaki barış ve oradaki insani yaşam ve Türkiye ve Avrupa Birliği güvencesindeki garantörlüğündeki geri dönüşten sonra güle oynaya oraya Suriyeliler gidecektir. Biz Suriye ile ortak belirleyeceğimiz, bölge ülkelerine ortak edeceğimiz, Avrupa Birliği'nin finansmanını sağlayacağımız bu kalıcı çözümle ilk adım olarak da Türkiye'de fiili olarak kaçak ve güvencesiz çalışma iznini ortadan kaldıracağız. Böyle bir şey mi var? Evet var. Şahidim mi var? Var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu benim şahidim. Bir yandan seçilmiş milletvekiline, bir partinin genel başkanına ağzı alınmadık hakaretler ederek
kendisini korkunç ve iğrenç bir gündemin odağına getiren Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en seviyesiz, en beceriksiz, en kalitesiz İçişleri Bakanlığı'nı yapan ve hepimizi utandıran, o makamı işgaliyle hepimizi utandıran Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılar için iki mazeret üretiyor. Birinci mazeret, efendim kaçak çalışıyorlar, güvencesiz çalışıyorlar, ucuza çalışıyorlar. Bir de iş adamları tutuyor, Suriyeliler gitsin, giderse pişman olursunuz diyerek Suriyelilerin ucuz iş gücü olduğunu, kaçak iş gücü olduğunu ve bizim işçimiz, gencimiz için en önemli tehdit. Birilerinin bak kapıda sigortasız çalışacaklar var diye güvencesiz çalışmaya, ucuza çalışanlar var diye ucuz emek sömürüsüne sebebiyet veren bir varlık olduklarını zımnen değil açık açık ilan etmiştir Süleyman Soylu. İkincisi, bir takım görüntüler, bir takım hesaplar ve toplumu rahatsız eden bazı görüntülere selfie çekiyorlar da arka taraftan öyle görünüyor diye bahane üreterek toplumun gergin sinir uçlarına dokunmaktadır. Bu boş işleri bırakın. İçişleri Bakanı olarak görevinizi yapın ve toplumda birilerinin yay gibi germeye çalıştığı bir hattı başka bir yerden germeye çalışmayın. Süleyman Soylu'nun yapmaya çalıştığı iş ahlaki değildir, vicdani değildir, kamu göreviyle bağdaşır bir yaklaşım değildir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sürecin sosyal medyan olarak toplumda toplumun benimsediği doğru yerde duran bir çizgisini korumaya devam edecektir. Ne bize yakışmayan, hedef gösteren, tehlikeli bir gerilimi pompalayan ırkçılıktan, ne Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün öyle bir gün böyle diyen ilkesiz tutumundan, ne de bu gerginliğe başka bir yerden benzin döken, tiner döken Süleyman Soylu'dan değil, insani ama kararlı bir tutumla bu sorunu çözme noktasında irade koyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisini sürdürmekten onur duyarız. Vatandaşımızın yapılan bütün anketlerde iki tarafa da değil CHP'nin çizdiği doğru hatta prim ve destek veriyor olmasından da onur ve gurur duyarız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Antalya İl Başkanlığımızda yapmış olduğumuz basın toplantısında bizim gündemimiz budur. Değerli arkadaşların soruları varsa kısaca yanıtlamak isteriz. Buyurun. Öncelikle Sayın Özak, Tarımın ve Turizmin Başkenti'ne hoş geldiniz. Koza TV Antalya temsilcisi Yalçın Teke. Sığınmacı sorununa değindiniz. Başka bir boyutu da Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan sonra Antalya'nın belli bölgelerinde özellikle Konya altında 6 ila 10 kat gayrimenkul kira fiyatlarında bir artış var. Bir diğer taraftan da ev sahipleri ve kiracılar arasında mahkemelerde ciddi manada tahliye ve uyuşmazlık davalarında da çok ciddi bir artış var. Sizce bu süreç nasıl normalleşir? Onu merak ediyorum. Bir ikinci sorum da Sayın Davutoğlu, dünkü Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde hiperenflasyon günleri kapıda, hiç istemeyiz ama şu anda hiçbir şekilde bunu ortadan kaldıracak politika üretilmiyor dedi. Yani %160 hiper değilmiş, bizi çok daha kara günler bekliyormuş. Bu konudaki öngörümüz nedir acaba? Şimdi birincisi, dün Kemer'de açıkladım ama imkan olup da ulusal basına bunu anlatabilmek imkanı olmamıştı. Sizin sayenizde bunu ifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir önerisi var. Bugün Türkiye'de öncelikle birincisi dövizde yaşananlar ve aslında faizi arttırmadan faiz veren ve aradaki farkı yoksulların sırtına yükleyen kur korumalı mevduat, bunların ekonomide yarattıkları, yani hem dövizin çok artması, buna bağlı olarak inşaat maliyetlerinin çok artması, ayrıca kur korumalı mevduatla piyasada yaratılan bir başka çekim alanından dolayı önce konut fiyatları çok yükseldi. Buna bağlı olarak kiralarda artışlar vardı. Bunun üstüne Rusya-Ukrayna krizi eklenince özellikle sahil yörelerinde Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen ve uzun vadeli kiralamanın yarattığı konut stoğundaki düşüş, kiralık konut stoğundaki düşüş ve aşırı yönelme çok yüksek, sizin de ifade ettiğiniz gibi 5, 6, 7 katla falan kira artışlarını gündeme getirdi. Bu büyük şehirlerde sorun, turizm beldelerinde sorun,
hem bir büyük şehir olan hem de bir turizm bölgesi olan Antalya'da en büyük sorun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun ev sahipleriyle kiracılar arasında da bir gerilim ve bir tartışma alanına çoktan dönüştüğünü ve bunun bir infial yarattığını da gözlemliyoruz. Meclis açıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisiyle tüm siyasi partilere mecliste artan kiralar, bu kiraların yarattığı sorunlar ve mülk sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan sorunlara alanının sorunların tespit edilmesi ve çözüm getirilmesine, hakkaniyetli çözüm getirilmesine yönelik önerilerin tartışılacağı bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Yani bu soruna meclisin el koymasını öneriyoruz. Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını, siyasi partilerin araştırma komisyonlarında temsil edilmesini ve hızlı bir şekilde bu sorunu meclisin bir komisyon eliyle ele alıp sonra da çözüm önerilerini Türkiye gündemine getirmesini, hem hükümete hem de Türkiye'ye bu çözüm önerilerini paylaşmasını öneriyoruz. CHP olarak bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmasını meclis açıldıktan sonra önemli bir gündem maddesi olarak meclis gündemine getireceğiz. Sayın Davutoğlu'nun değerlendirmesi, çok sayıda ekonomistin de eğer akılcı çözümler getirilmezse bir hiper enflasyon dönemine girilebileceğini söylüyor. Bugün yüksek enflasyon dönemindeyiz. Hiper enflasyon dönemi çok daha yıkıcı olabilir. Bu konuda maalesef liyakatli kadroların elinde olmayan ekonomi yönetimi güven vermiyor. Bundan herkes gibi biz de endişe ediyoruz. Enflasyonla ilgili bütün tahminleri boşa çıkan saray ve onun ekonomi yönetiminin bu ekonomiyi yönetme imkanı kalmamıştır. Bir kez daha buradan Türkiye'nin ekonomisinin yönetilmediğini, savrulduğunu, bu yüksek enflasyonun özellikle düşük gelir seviyesindeki vatandaşlarımız için sürdürülebilir olmadığını ve bu konuda tek çarenin Türkiye'yi hem dünya ekonomileri üzerinde hem de kendi ekonomimiz için güven verecek en önemli çarenin sandık olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Beceremediniz, başaramadınız. Gemi karaya oturdu. Yol yakınken dönün. Türkiye'yi sizin de artık yönetemeyeceğiniz hiper enflasyon dönemine taşımadan, ağır tahribatlar yaratmadan bir an önce bu iktidarı bırakın. Vatandaşın önüne sandığı getirin. Sandık her şeyin çaresidir. Çünkü bugün Türkiye'deki enflasyon liyakatsiz yöneticilerden, içeriye dışarıya güven vermeyen ekonomi yönetiminden kaynaklanmaktadır. Sandığın sesi piyasalarda rahatlamayı, kendisi gerçek bir nefes almayı, sonuçları da Türkiye'nin yüzünü güldürmeyi getirecektir. Buyurunuz. Evet. Hoş geldiniz Antalya. Antalya Haber Takip Gazetesi Taner Şahin. Şimdi size iki sorum var sayın bey. Şimdi şöyle, sekiz sorum mu? İki. Sekiz sorum var. Bir, Türkiye genelinde 11 soru var da ben sormayacağım onun diye. Türkiye'nin de kaç Afgan, kaç Suriyeli olduğunu ve bunların kaç tanesinin Türk vatandaşı olduğunu araştırma yaptınız mı? İkinci sorum da dün biliyorsunuz uluslararası bir yörük festivali yapıldı. Bu yörük festivalinde Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği söylendi ama gelmedi. Bununla ilgili fikrinizi alabilir miyim? Tabii. Şimdi Afgan ve Suriyeli rakamları için birincisi göç idaresinin rakamlarına baktığınızda burada işte bir tanesi için 4.8 milyon, bir tanesi için 600-700 bin gibi rakamlar var. Ama Türkiye'de genel bir kanaat var. Türkiye'de 6 milyon Suriyeli'nin toplam 8 milyona yakın da sığınmacının olduğu söyleniyor. Bunların önemli bir kısmı resmi rakamlarda var ama bir kısmı da kaçak olarak Türkiye'ye girmiş, başta veya halen kaydı yapılmamış sığınmacılarla ilgili. Ama bu konuda yani en doğru rakamlar, devletin verdiği rakamlar demek isteriz. Ama Süleyman Soylu'nun başında olduğu hiçbir rakama güven duymamak gerekir. O yüzden genel kanaat olarak 8 milyona yakın bir sığınmacının olduğunu ben de düşünüyorum. Uluslararası Yörük Festivali'ne ilişkin genel başkanımızın geleceği söylendi. Ama ben bütün gazeteci arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Genel başkanımızın resmi bir programı var. Taslak programında vardı. Kendisi de buraya bu Yörük Festivali'ne katılmayı istiyordu. Ancak genel başkanın programı resmi programa dönüşüp duyurulmaksızın kesinleşmiş olmuyor. Sayın genel başkanımızın
Antalya Büyükşehir'in pek çok projesine, il başkanlığımızın düzenlemiş olduğu pek çok projeye, pek çok etkinliğe, ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu açılışlara, Türkiye'deki pek çok belediye gibi ama Antalya üzerine biraz daha sakınarak eğildiğini hepiniz biliyorsunuz. Bundan sonraki günlerde de birlikte olunca. Zaten genel başkanımızın olmadığı yerde genel başkanımızı il başkanlarımız temsil ediyor. Dün il başkanımız açılışa katıldı, milletvekillerimiz katıldı. Bu noktada herhangi bir bunun altında bir sorun varmış gibi aramaya gerek yok. Ama ben sizlere genel başkanımızın genel merkez tarafından paylaşılan resmi programını takip etmenizi ve genel başkanın esas kesin katılıp katılmayacağının orada belli olduğunu söyledim. Dün Kemer'de de soran arkadaşlar olduğunda öyle demiştim. Resmi programda henüz görünmüyor demiştik. Buyurun. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu genelde bir dedikodu, bir söylenti var. Erken seçimin Kasım'ın 6'sı ya da 13'ünde olacağı yönünde. Bu konuda sizin yaklaşımınız ya da duyumlarınız nedir acaba? Yani ben çok ciddi söyleniyor. Dedikodularla, söylentilerle meşgul olamayacak bir pozisyondayım. Biz yapılacak erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız. Yani erken seçimi bizden daha çok isteyen bir siyasi parti yok. Ama ben Adalet ve Kalkınma Partisi'yim. Bunu hani siyasi kimliğimle değil de sizin sorunuza katkı olarak bir akıl yürütmeyle benim gördüğüm anketleri Tayyip Erdoğan da görüyorsa 6 Kasım'da seçim yapmaya cesaret edemez. O mümkün olduğu kadar en geç tarihte yapıp o sırada bu anketlerdeki kendi aleyhine durumu düzeltmeye çalışacaktır. Benim gördüğüm anketi görüp de seçime giden bir iktidar intihar ediyor demektir. Yapacaklarını tahmin etmiyorum. Ama ben 13 Kasım'ı çok isterim. 6 Eylül'ü daha çok isterim. 6 Haziran'ı her şeyden çok isterim. Keşke bir an önce olsun, bir an önce iktidara gelin. Buyurunuz. Evet, Sayın Grup Başkanı ekliyorum. Süleyman Soylu geçenlerde bu söylemin yükseldiği ve seviyenin düştüğü açıklamalarından birisinde onlar görecekler 15 Temmuz'da yarım kalan işi tamamlayacağız diye bir cümle kullandı. Ardından da bu cümle yaklaşan seçimlere doğru seçim güvenliğini tehlikeye düşürebilecek süreçleri işaret şeyi biçiminde okundu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Seçim güvenliği ve toplumsal güvenlik anlamında bir kaygınız var mı? Ne düşünüyorsunuz? Seçim güvenliğiyle ilgili bizim güvencemiz il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, onların 2019 yerel seçimlerinde sandıklara sahip çıkma iradesi, özellikle İstanbul modeli dediğimiz modeli bütün illerimize de yaygınlaştırıyoruz ve seçim güvenliği konusunda elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde bu konuda bir yaygın, deyim yerindeyse tırnak içinde, tatbikat da yapacağız. Yani bir gün Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin görevlendirdiği seçim görevli, sandık görevlilerinin bir pazar günü kalkıp görev yapacakları yerlere ya da onların yerine, kendilerine belirtilen yere gittiklerini, toplandıklarını, kat okul sorumlularını bulduklarını, sanki seçim varmış gibi ilgili fotoğrafları çektiklerini, genel merkeze yolladıklarını, ıslak imzalı tutanak örneklerinin bir benzerini ilçe ve il başkanlıkla ilçe başkanlıklarına, onun üzerinden partinin sistemine, il başkanlığına, genel merkeze işlendiğini ve herkesin görevinin başında olduğunu göreceğiz. Görmediğimizi değiştireceğiz. Seçim günü bize sürpriz yapana biz şimdiden yolları ayıracağız. O yüzden bu konuda içme endişe olmasın. Endişesi olan ilçe başkanlıklarımıza başvurup görev talep etsinler. Hem sandık görevlilerimizle, hem yedekleriyle, hem müşahitlerimizle, hem gönüllülerimizle 2019, 31 Mart ve 23 Haziran ruhuyla sandıklara sahip çıkacağız. Onun dışında Süleyman Soylu zulmü kadar yer yakar. Süleyman Soylu bütün diktatörler ve onun etrafındaki diktatörleri felakete sürükleyen pespaye takımı son dönemlerde bu tip ucuz işlere kalkışırlar. Onların ümidi sandığa katılım oranı düşünmek. Onların ümidi sandık güvenliği ve milli ulusal güvenlik açısından endişeler yaratarak korku yaymaktır. Süleyman Soylu bunu yaptı. 31 Mart seçimlerinde eğer Ankara Büyükşehir'i Kılıçdaroğlu'na verirseniz, Mansur Yavaş'a verirseniz, bunu DHKPC'ye falan verirsiniz gibi laflar edecek kadar haddini aştı bir terör örgütü. Su faturalarını terör örgütü dağıtır diye attı. Süleyman Soylu'nun ne büyük yalancı olduğunu Ankara seçmeni her gün su faturasını getiren pırıl pırıl çocukları görünce anlıyor.
İstanbul seçimlerinde dedi ki İspark'ı PKK'ya söz verdi bunlar. Bugün İspark'a araç park edip PKK'lı değil de İstanbul'un her siyasi görüşten pırıl pırıl gençlerini gören İstanbullular bu korku imparatorunun nasıl kağıttan bir kaplan olduğunu görüyor. Süleyman Soylu 15 Temmuz'da hepimizin. Süleyman Soylu daha 15 Temmuz'da meclise gelmemişken Özgür Özel bu kapalı meclisi açalım darbecilere mesajı meclisten verelim diye muhataplarını arıyor. Süleyman Soylu mecliste gel konuşma yap deyince TRT'de işim var diye orada fotoğraf çektirmeye giderken Gazi Meclis bombardıman altında kendini savunuyordu. 15 Temmuz'un kahramanlığı, 15 Temmuz'da insanların hayatlarını feda ediyor oluşu Süleyman Soylu gibi kifayetsiz muhterisler için değil, Süleyman Soylu'nun vaktiyle eksenine girdiği, onun talimatıyla Demokrat Parti 2010 12 Eylül 2010 referandumuna hayır oyu vereceğini açıklamışken FETÖ'nün finansmanı ve lansmanıyla 51 il gezen ve Fethullah Gülen'in anayasa değişikliği için evet oyu peşinde koşan en yakın arkadaşlarını FETÖ'yle FETÖ'ye müzayir en yakın arkadaşlarıyla birlikte siyaset yapan 15 Temmuz'dan sonra içeri atılan o arkadaşlarını binbir yol deneyerek dışarı çıkarmaya çalışan ve siyasetten, bakın Antalya'da bir kez daha ifade edeyim, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde FETÖ'den ilk ihraç Süleyman Soylu'dur. Çünkü Hüsamettin Cindor'un genel başkanı olduğu parti 12 Eylül 2010 referandumunda hayır oyu vermeye ve hayır propagandası yapmaya karar vermiştir. Partinin bütün kararının aksine Süleyman Soylu Fethullah Gülen cemaatinin daveti, finansmanı ve lansmanıyla hayır oyu için değil, evet için çalışmıştır. Seçimden sonra da Fethullahçıların lansmanıyla AK Parti'ye monte edilmiştir. AK Parti'ye FETÖ kontenjanından girmiş, daha sonra bugünkü pozisyonlarına gelince o abilerini unutmuş, abilerinden ayrışmış kişidir. Biz Fethullah Gülen'le de Süleyman Soylu'yla da tarihsel husumet içindeyiz Cumhuriyet AK Partisi. Ama o zaman Demokrat Parti Süleyman Soylu'yu partinin genel idare kurulunun kararının dışında Fethullah Gülen cemaatinin talebiyle evet kampanyası yaptığı için partiden ihraç etmiştir. Süleyman Soylu siyaseten bir partiden ihraç edilen ilk FETÖ'cüdür. FETÖ'den ilk ihraç Süleyman Soylu'dur. O yüzden 15 Temmuz'un ve 15 Temmuz'daki demokrasiye sahip çıkmanın arkasına sığınması kadar komik ve aciz bir şey yoktur. Bugün Fethullah Gülen iktidara gelse ilk yanına koşacak, destek verecek, ona sahip çıkacak kişi yine Süleyman Soylu'dur. Cumhuriyet Halk Partisi Fethullah Gülen cemaatiyle de bu FETÖ'cü çeteyle de tarihsel husumet içinde. Süleyman Soylu'yla da bu yüzden husumet içindeyiz. Temel itirazımız onun FETÖ'cülüğüne. Bir şey daha son bir soru sormak istiyorum da. Şimdi bildiğiniz gibi FETÖ'yle savaş, FETÖ'ye karşı düşmanız diyorsunuz. Ama İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu FETÖ'nün en büyük destekçisi Nazihan Avcı'ya Dizli'de gezi yaptı ve fotoğraflar verdi. Bugün de yaptığı açıklamada da kimse bana karışamaz diye. Bununla ilgili fikrinizi alabilir miyiz? Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı geziyi kendi açıklamalarından ve bu konuda partimizin genel tutumunu parti sözcüğümüzün açıklamalarından takip ettiniz. Bugün ülkenin gerçek gündemini saptırmaya yönelik olarak bir takım faaliyetlerin ve tartışmaların içine girmek yerine sizinden enflasyon rakamlarını, toz şekere, dolmalık biberi, doğalgaza gelen zammı ve sığınmacı sorununu konuşmayı tercih ettim. Benim çerçevem bundan sonra. Teşekkür ederiz.